Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Plak isimli oyunda çok az kalan senaryolarımızdan devam ediyoruz. Altın Çağ senaryosunu oynayacağım arkadaşlar. Altın Çağ senaryosu ile ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra söylemek istediğim birkaç şey var. Onları da eklemek istiyorum. Altın Çağ senaryosunda bütün ülkeler çok zengin arkadaşlar. Çok zengin olduğu için de tedavi biraz daha hızlı gelişiyor. Tedavi yapımına bütün ülkeler aktif olarak katılıyor. Yani diğer senaryolardan tek farklılığı bu. Yine bütün oyun modlarıyla oynayabiliyoruz. Ben virüsle oynuyorum. Rastgele isim seçiyorum ve buradan da genlerimi ayarlıyorum. Çok zor seviyesinde virüs bölümünü Altın Çağ senaryosunda oynayacağız arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra şunları söylemek istiyorum. Bir çeşit takıntım var arkadaşlar. Oyunun bitmesine çok az kaldığı için hızlıca senaryoları bitirmek istiyorum. Artık neredeyse plak videolarından ben de sıkılmaya başladım diyebilirim. Ama gerçekten de çok az bir senaryo kaldı. O yüzden bu senaryoları da hızlıca bitirip sonrasında hani yine plak videoları atmaya devam ederim. Hani hiçbir gen olmadan zor bölümde nasıl geçilir vesaire falan bunları çekerim ama aslında şu an çok güzel oyun videolarım var. Hazırladım. İşte Mortal Kombat olsun. Ondan sonra Age of Civilization 2 olsun. Ne bileyim. Başka tekillik için hücre oyunu, ondan sonra yorumlarda bahsetmiş olduğunuz oyunların hepsinden oyun videolarım hazır arkadaşlar. Çoğunda ilk bakış videosu, birkaçında da ilerlemeli videolar, yani böyle başlangıç oyun nasıl bir oyun anlatma değil de baya baya o oyunda kastığım oyun videoları da mevcut. Eğer siz de bu oyunlardan haberdar olmak istiyorsanız videonun başında bir kere hatırlatacağım, daha da bu hatırlatmayı yapmayacağım. Kanala abone olaraktan bu oyun videolarından haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda sadece Plak isimli oyun olmayacak. Oyun çeşitliliğini daha da arttıracağız. Hatta Rebel Inc. oyununu acımasız modda bütün bölümlerde tamamladım. Hepsinin hazır videosu bekliyor arkadaşlar. Yeni valilerle oyunumuz da bekliyor. Dediğim gibi bunların hepsini sırayla kanala yükleyeceğim. Ama lütfen anlayış gösterin. Bende de garip bir takıntı var. Öncesinde şu Plak isimli oyunun senaryolarını tamamıyla bitirmek istiyorum. Bütün senaryoları size göstermek istiyorum. Sonrasında da bunları güzel bir kategorize edip oynatma listesi oluşturup artık Plak isimli oyuna noktamızı koyarız. Yine ara ara böyle çerez tadında oynamak istediğimiz zaman oynarız deyip oyuna geçiyorum. Aslında oyuna başladım ben. Bayağı da geliştirmeleri yaptım ama biliyorsunuz bu zamana kadarki yaptığım geliştirmeler hep standart geliştirmeler olduğu için anlatma gereği hissetmedim. Yaptığımız şeyler arkadaşlar belirtilerden deri lezyonlarına kadar belirtileri açmak. Bu bizim bulaştırma seviyemizi artıracaktır. Sonrasından da yayılma kısmından hava ile bulaşmaya bir seviye verdim. Çünkü Arabistan uçak olarak çoğu ülkeye ulaşımın olduğu bir ülke. Oyun bazında oyun kriterinde söylüyorum. O yüzden Arabistan'dan uçak ile yayılım daha kolay oluyor. Ve ilacı yavaşlatan, daha doğrusu pardon, tedaviyi yavaşlatan bir ilaç buldukları için de ilaç direncini bir seviyeye çıkardım. Zaten biliyorsunuz ilaç direncini iki seviyeye çıkarmak lazım. Sıcak ülkelerden hastalığı bulaştırıyorsanız soğuk direncini iki seviyeye çıkarmak lazım. Virüs modunda belirtilere çok fazla DNA puan harcamanız gerekmiyor. Yetenekler kısmından viral istikrarsızlığı 3 seviyeye çıkardığınız zaman o da gayet güzel mutasyona uğruyor belirtiler kendi kendine. Dikkat etmeniz gereken şey erken aşamada ölümcül genlerin, yani bu ölümcül genlerden kastım işte ölü doku, organ yetmezliği, koma, dizanteri, delilik, bunların açılmaması. Eğer bunlar açılırsa erken aşamada bunları geri almanız gerekiyor. Şimdi havayı iki seviyeye çıkardım. Havayı iki seviyeye çıkardıktan sonra suyu iki seviyeye ve sonrasında da bir aerosol kombosunu açacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hava ile bulaş yolunu iki seviyeye çıkardıktan sonra uçaklarla hastalık çoğu ülkeye yayılmaya başladı. Şu an güzel bir bulaştırıcılık dağına sahip ilaç direncini iki seviyeye çıkardım. Normalde bu hastalık için bu direnç geliştiren ilacı bu kadar hızlı bulmuyorlar. Ama bu büyük ihtimalle altın çağı olduğu için ülkeler zengin olduğundan dolayı enfeksiyonu yavaşlatan bir ilacı erken aşamada buldular. Biz de hemen cevap olarak erken aşamada ilaç direncini iki seviyeye çıkarttık. DNA puanlarını toplamaya devam ediyorum. Şimdi soğuk direncini iki seviyeye yaptım. Bundan sonra yapmam gereken şey biyoaerosol formunu açmak. Virüs modu arkadaşlar belki de bu oyunda bence en kolay modlardan bir tanesi.
Çünkü çok rahat bir şekilde belirtiler için DNA puanı harcamadan hastalığınızı geliştirebiliyorsunuz. Şimdi burada tedavi hızı yavaşlatılması lazım. Çünkü ülkeler zengin arkadaşlar. Tedavi için daha fazla yatırım yapabilecekler. O yüzden ben hemen tedaviyi yavaşlatmak adına genetik sertleşmeyi 2 seviyeye çıkartıyorum. Zaten bir sürü DNA'm olduğu için de ısı direncini de bir seviyeye çıkartıyorum ki erkenden bu ülkelere bulaştırayım. Hatta DNA puanın hatta daha da fazla olduğu için ve ülkelerde çok zengin olduğu için bir an önce bütün ülkeleri hızlıca bulaştırmak için çevresel sertleşme genini de açıyorum. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar belirtilere DNA puanı harcamak zorunda kalmayacağım. Yetenekler kısmından viral istikrarsızlığı da üst seviyeye çıkardıktan sonra hastalığın kendi kendine mutasyon geçirecektir. Kendi kendine mutasyon geçirmesi için kuşu bir seviyeye yükseltebilirim. Derken şu an galiba bütün ülkelere bulaştı. Belki bir tek Grönland kaldı. Yine mutasyon miktarını arttırmak için böcekle bulaşı arttırıyorum. Hapşırma belirtisi mutasyona uğradı. Şu an amacım ülkeler limanlarını kapamadan ki bir tek Grönland kalmış. Hastalığı bütün ülkeye yayabilmek. Tedavi %28 kadar hızlandı. Artık DNA puanlarımı tutabilirim. Ölü doku genini açmak için. Tabii inşallah açmaya gerek kalmadan kendi kendine mutasyona uğrar diye düşünüyorum. Şu an neredeyse bütün dünya kıpkırmızı olmak üzere ve artık Grönland'a da bulaştı arkadaşlar. Son kalede düştü. Ölü dokuyu açıyorum. Bundan sonra tedaviyi yavaşlatacak genleri ya da bulaşı artıracak genleri açabilirim. Ama bulaşı artıracak genler artık açılmasa da olur. Çünkü hastalığım hali hazırda çok fazla bir şekilde bulaşma yeteneğine sahip. Şöyle sağlıklı insanların kaldığı ülkeleri kontrol ediyorum. Tedavi hızım %70'lere hatta 80'lere kadar geldi. Şimdi burada tedavi hızını azaltmak için bir müdahale yapmam gerekecektir. Hemen buradan genetik karışıklığı bir seviye yükseltiyorum. Aslında ben bu oyun modunda gayet hoyratça harcadım DNA puanlarımı. Mesela orada kuş ile yayılmaya ya da ne bileyim böceklerle yayılmaya DNA puanı harcamayabilirdim ama çok sıkıntı değil. Çünkü ileride DNA puanlarının çok fazla bir şekilde geleceğini zaten biliyordum. Şimdi tedavi hızım %90'lara yaklaştı ama DNA puanım da geliyor. Hiç endişe yapacak bir durum yok. Dünyanın yarısı hastalıktan muzdarip. Şu an genetik karışıklığı bir seviye daha yükseltiyorum. Tedavi hızı %80'lere düştü. Genetik karışıklığı bir seviye daha yükseltiyorum. Paranoya ve nöbetleri açıyorum. Bu sayede tedavi hızım daha fazla düşecektir. Ve yeni tedavi hızı da yavaşlayacaktır. Yani görüyorsunuz aslında şu an bu altın çağı olmasaydı çoktan tedavi hızı yavaşlamıştı. Hatta neredeyse tamamen durmuştu ama yine ilerlemeye devam etti. Artık bu noktadan sonra çok fazla ilerleyeceğini zannetmiyorum. Maksimum %80'e çıkar ki orayı bile çıkmayacaktır. Bu şekilde altın çağı senaryosunu da göstermiş oldum arkadaşlar. Çok az bir senaryo kaldı. Gerçekten arkadaşlar senaryolar bittikten sonra çok güzel oyun videoları sizi bekliyor. Galerim gayet geniş. Kanala video atmayı aksatmadan videoları yüklemeye devam edeceğim. Tabi burada sizden gelen geri dönüşler de çok önemli olacak benim için. İşte beğenme oranlarınız, işte serinin devamlılığını istemeniz vesaire falan bunların hepsine bakaraktan işte gelecek serileri şekillendiririz diye düşünüyorum. Amacım yani sizin de izlerken eğlenerek izleyeceğiniz içerikler üretmek. Tedavi hızı %75'te kaldı artık. Oyunu kazandık. Sizi istatistik ekranıyla baş başa bıraktıktan sonra videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.